Bize zaman ayırıp buraya kadar gelen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu'nun adına öğretmenler günümüzü kutluyorum. Selamlarımı iletiyorum. Bu etkinliği düzenleyen Trabzon Denetleme Federasyonu Kadınlar Kolu Başkanı ve Yönetim Kurulu'na da teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam oluyor gibi geliyor bana. İbrahim Bey'in de aramızda bulunması bizim için çok büyük bir zenginlik oldu. Zaten kendilerini hemen göndermedik. Birkaç türkü daha okumak üzere kendilerine ricada bulundum. 1969 yılı 500'lü Kız İlk Öğretmen Okulu mezunuyum. Ofta göreve başladım. Oradan bir anımı anlatacağım. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız öğretmenin güzelliklerinden, kutsallığından bahsetti. Ben de geçirdiğim bir iki anıdan bahsedeceğim. Çok geçti de bir iki tanesi benim için önemli. Bugünleri kıyaslama açısından. 4. sınıflar okutuyorum. Konum Allah'ın meleklerini anlatıyorum. Dinlersinde. Öğrencimin birisi arka sıralardan geliyor. Benimle konuyu paylaşıyor. Oğlum Mehmet diyorum, yerine oraya. Mehmet demeyi biliyor. Konuyu herhalde iyi anlatıyorum ki. Mehmet tekrar geliyor, bana doğru geliyor. Tekrar Mehmet'e rica ediyorum, oğlum oturur musun yerine diye. Mehmet tekrar geriye gidiyor. Tabii konu gereği tekrar hamle yapıyor, Mehmet yanıma geliyor. Gayri ihtiyari tepki gösterdim. Bu ara düşüverdi, sıranın köşesine kaşının şu önünü vurdu. Çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki. Özür diliyoruz. Af diliyorum. Yaşım da daha 19-20 oldum onları. Bayağı endişe duydum. Sabaha kadar doyamadım üzüntümden. Aradan birkaç gün geçti. Sanıyorum Meryem Hanım'ın köyüne yakında bölümlüğe doğru yöneldik. Görev icabı. Öğrencimin babası 6-7 tane koyun vardı. Yanında onları otluyordu. Selam aleyküm selam. Dedim ya birader böyle böyle bir durum oldu. Sınıfta özür dilerim. Çocuk gözünü vurdu şeye, sıraya. Gayri ihtiyari oldu, bağışla dedim. Ne demek hocam dedi ya. Ben dedi, bunları çoban yapmama için okula gönderdim dedi ya. Tabii ki diyor hocası, bu hocası, gideceksin. Günümüze gelelim. Hiçbir öğretmenin böyle bir şansı var mı? Böyle bir şansı yok. Öğretmenlik sadece teorik bilgi öğretmekten geçmiyor arkadaşlar. Öğrenciyi çok iyi tanımak lazım. Her yönünü tanımak lazım. Evden okula kadar gelinceye kadar pozisyonu, ailesini öğrenmek lazım. İkinci bir adım anlatacağım, fazla uzatmayacağım konuyu. Akçabat'ta 10 yıl kaldım, merkezi bir yer. 4 yol şu andaki ismi, pazar. Bir öğrenci sürekli sabahlar geliyor, bayılıyor, gönderiyorum bir eve. Oğlum diyor, git sen eve istersen, hastasın. Tabi arada yıllar geçti, benim öğrenci büyüdü. Benim ziyaretime geldi, sohbet ediyoruz. Müdür vekilliği de var üzerinde var. Öğretmenim döndü bana. Hatırlıyor musunuz? Ben sınıfta sık sık bayılıyordum. Dedim doğru Yaşar ben bayılıyordum. Niye bayılıyordun diye sormadın dedi. Açlıktan bayılıyordum. Ben yerin dibine girdim. Biz öğretmeni öğrenememişiz. Eksik bırakmışız. Yürüyememişiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Saygılarınızı